Evet, Sporda Manşet'in bugünkü canlı yayına hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Müge Çukurlu olacak. Müge Çukurlu şu an Yalova VIP'te forma giyen başarılı basketbolculardan. Evet, ben kulaklığımı takmayı unutmuşum. Onu bir takayım. Müge Hanım'a daha sonra yayına alalım. Kendisine sorularınız olursa aşağıdan yazabilirsiniz. Dilimiz döndüğünce kendisine sormaya çalışalım. Hoş geldiniz. Sesim geliyor mu? Merhabalar, evet. Kesildi, geldi, evet. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Müge Çukurlu ile beraberiz bugün. Şimdi şöyle başlayalım aslında. 10 yaşınıza dönelim. Basketbola ilk başladığınız günlere. Nasıl oldu? Sizi basketbola iten sebep nedir acaba? Yani şöyle oldu. İşte dördüncü sınıfta yani boyum hep uzundu. Beden eğitimi öğretmenimin yönlendirmesiyle oldu biraz. Fenerbahçe'de oynayan da bir komşumuz vardı. Onun vesilesiyle çağrıldılar, gittik. Öyle de devam etti. Fenerbahçe'de başladınız Hı. altyapıda. Ne kadar süre Fenerbahçe'de forma şansı buldunuz? Bir 10 sene kadar buldum. Altyapım hep oradaydı. 8 A yaşında takımında başladım. Hı. maçlara çıktınız diyebilirim. Gelişim A liginde, takımında, evet. gelişim Hı. liginde. Daha sonra İstanbul Gücü'ne geçtiniz. İstanbul Gücü Emlak Konut. Hı. Nesibe Aydın'la galiba sezona başlanmadı. Aynen. Ve şimdi de Yalova VIP'tesiniz. Evet. Peki birçok takımda forma giydiniz ve Fenerbahçe altyapısından gelip birçok takımda Hı. forma giydiniz. Fenerbahçe altyapısı da başlamış olmak size neler kattı acaba? Ya Fenerbahçe'nin altyapısı en iyisi diyebilirim gerçekten kendi alanında. Ya birçok yere kadar hani önce 5'e 5'e değil de nasıl adım atılması gerektiğini öğreten bir yapı olduğu için ya tabii ki de bana kattıkları apayrı bir noktada. Hani buraya kadar gelmemdeki belki de neden altyapımda Fenerbahçe'de bulunmamdır. Peki Fenerbahçe'den sonra gittiğiniz takımlarda İstanbul Gücü olsun, Emlak Konut olsun, şu an Yalova olsun, bu altyapıyı hissediyor mu? Yani nasıl diyeyim size? Büyük takım altyapısında olmanın verdiği avantajı yani hissediyor musunuz? Ya bir kere büyük bir takımın altyapısından geçmiş olmanın verdiği bir özgüven var ilk olarak. Emlak Konut'ta benim oynadığım dönemde geçen sezonda zaten çok büyük oyuncular mevcut değildi. Daha çok hani küçük oyunculara yatırım yapılan bir seneydi. O yüzden daha çok hani altyapı oyuncularıydı ve hani onlarla beraber altyapı bilgileri paylaşmak tabii ki de bu noktada önemliydi yani. Peki 2014 yılına dönecek olursak milli takımda bir Avrupa Şampiyonası'na gittiniz. Hı. Milli takımda da forma giydiniz yaş kategorilerinde. Fakat bir dönüşünde yaşadığınız sakatlık var. Hı. Ciddi bir sakatlık. Bize o dönemden biraz bahseder misiniz? O sakatlık olmasaydı daha farklı şeyler olurdu eminim ki. Neler olabilirdi sizce? O sakatlık sizi nasıl bir olumsuz etki bıraktı? Yani planlarım çok farklıydı. Sakatlık tam genç yaşımın bittiği dönemlere geldi biraz da. Hani altyapımın son senelerine denk geldiği için hani basketbol adına Türkiye değil de yurt dışı çok istemiştim ben. Bunun adına biraz yatırım yapma düşüncesiydik ama sakatlık hani öyle bir zamana denk geldi ki hem ya belki milli takım sürecini geriletti, belki sonlandırdı. Hani geri dönmem psikolojik olarak da biraz zaman aldığı için tabii ki de belki çok farklı yerlerde olabilirdim şu aralar diyebilirim. Geriletti dediniz milli takım süreci. O zaman ileriki hedeflerimizde milli takım hala var. Ya her sporcu da vardır bu hayal tabii ki. Hani neden olmasın tabii ki de. Ama hani spor biraz nankör bana göre. Hani bir sakatlık her şeyi bitirebilme aşamasına geldiği için ben hani biraz okulu tamamen bırakmış değilim o yüzden. Hani sakatlık olabileceğini de göze alarak biraz
eğitime de önem vermeye çalışıyorum, öyle söyleyeyim. Hani hayatım tamamen basketbola adanmış dersem yalan olur. Peki eğitim hayatınızdan biraz bahsedelim. Devam eden bir eğitim hayatınız var. Ya ben ilk olarak Marmara'da BSU'yu kazandım. Ama gitmedim. İşte o dönem Nesibe Aylin'e transfer olmuştum. Marmara'da devam zorunluluğu vardı vesaire gibi nedenlerden dolayı teklifler vardı okul takımı için. Daha çok ilgi alanıma yönelmeyi seçtim. Sporun dışında ekstra bir ilgi alanı edinmek istedim kendime. O yüzden de sosyoloji okuyorum şu an. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Sosyolojideki hedefleriniz nelerdir? Ya sosyoloji biraz geniş bir alan olduğu için aynı zamanda formasyon alıyorum felsefe dalından. Yani, o yüzden biraz daha hani bir mezun olmam lazım önce. Hedefleri çok yüksek oranın. Hani sporu tamamen bırakmayı düşünmediğim için önce biraz hani transferlerime galiba göre şekillendirmeyi düşünüyorum. Peki Yalova'dasınız şu an. Biraz Yalova'dan bahsedelim. Yalova şehrin kadın basketbolunda nasıl? Sizce sınıfı geçti mi? Ya şöyle, Yalova zaten küçük bir yer olduğu için spora da çok meraklılar. Hani maçlara falan hep gelirler. Hani sadece kadın basketbolu değil, erkek basketboluna da, futbola da öyle. Ve hani küçük bir yer olduğu için de herkes bizi Yalova'nın kızları olarak diyebiliyor. Yani gördüğümüz herkese selamlaşıyoruz neredeyse. Öyle bir ilgi mevcut. Hani hem seviyorlar, hem geliyorlar, hem destekliyorlar. O konuda gayet başarılar bence. Peki bu sezon başarılı bir sezon geçirebildiniz Yalova'da. Bunun sebepleri nelerdir özel değilse? Ya özellik değil. Yani nasıl anlatılır? Ya her takımın lige başlarken hedefleri oluyor. Ona göre transferler yapılıyor. Bence bizim ligde yabancı tercihi çok önemli. Biz biraz hani yabancı tercihinden, ya tercihten ziyade de lig içerisindeki yükselişten belki de kaybettik. Bir oturtamadık o kadroyu. Belki şu virüs bizim işimize yaramıştır yani. Onu bilmiyoruz. Henüz ligin nasıl devam edeceği, ne olacağı netleşmedi. Biz de haber bekliyoruz. Peki Müge Çukurlu sosyal hayatında neler yapar? Yani şu günlerde mi yoksa genel olarak mı? Korona günlerinde neler yapıyor? Önce onu soralım. Korona günlerinde ya çok fazla bir şey yapamıyorum açıkçası. Çünkü eğitim de online olarak devam ediyor biliyorsunuz ki. Derslerime giriyorum ve bu süreçte vizeler iptal edildiği için sürekli bir ödev yapma koşuşturmacasındayım. Ya en iyi kattığı nokta aileme vakit ayırabiliyorum. Belki bu zamana kadar hiç ailemi görmediğim kadar ailemi görüyorum, öyle söyleyebilirim. Hani birazcık pozitif taraflarından yararlanmaya çalışıyorum, öyle söyleyeyim. Yani onlarla vakit geçiriyorum daha çok. Ödev yapıyorum onun haricinde. Tabii ki çok geri kalmamak için evde yapabildiğim kadar antrenman yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde geçiyor. Peki normal zamanlarda sosyal hayatınızda neler yaparsınız? Yani normalde evde kalmayı çok seven biri değilim. Arkadaşlarım da genelde hep hani spor camiasının olduğu için denk getirebildiğim kadar onları görüyorum normalde. Ve hani basketbolun dışında da sporları yapmayı çok sevdiğim için işte buna badminton dahil mesela o tarz şeyler oynamaya çalışıyorum. Böyle geçiyor. Arkadaşlarımla kahve içiyorum. Onun dışında fazla bir şey yapacak zaten hani hem vakit olmuyor. Sezon içinde çünkü çok yoğun bir sezon geçiriyoruz. Okula gitmeye çalışıyorum off günlerinde eğer işte Yalova'da mesela yakındı. Ben bir süre sonra da Yalova'yla sözleşmemi maçtan maça olarak çevirdim. Daha çok okula gitmeye fırsatım oldu o yüzden. Peki saha içindeki Müge ile saha dışındaki Müge nasıl? Fark var mı aralarında? Ya saha dışında ya ikisinde de aslında sakin bir yapım var. Ama saha içinde bir tık daha hırslıyım. Normalde çok sakin, sessiz, kendi halinde bir insanım. Altyapılarda oynadınız milli takımda özellikle. Şöyle bir şey soracağım size. Bir sıkıntı var mı? Hayır. Türk milli takımının altyapısıyla gittiğiniz şampiyonalardaki milli takımların altyapılarını karşılaştırdığınız zaman
Ne tür farklar, ne tür benzerlikler görebiliyorsunuz? Bu altyapıları üst yapıya taşıma anlamında Türk milli takımı ve diğer ülkelerin, özellikle Avrupa ülkelerinin milli takımları arasındaki ne tür farklar ve benzerlikler var? Ya benim dönemimde bizim kondisyonerimiz Ece vardı, bilmiyorum. Hani Amerika'dan gelmişti. Biz onunla çalışıyorduk. Ondan gördüğüm kadarıyla yorum yapabilirim sanırım. Hani günlük saat olarak antrenmanlara aşırı önem veriyorlar ve hani en alttan zemin hazırlayarak devam ettikleri için ya bence hani Türkiye'ye göre bir tık iyiler. Ne kadar karşılaştırma, kıyas yapılabilir derseniz bu bir soru işareti sanırım hani. Gittiğiniz ülkelerden en beğendiğiniz ülke hangisiydi? Ülke olarak yani, basketbol nezdinde değil de. Tavsiye Ülke edebileceğiniz olarak bir yer var mı bize? ne sanırım Fransa'ydı. Biz Fransa'da Nice'e gittik. Fransa'da kaldığımız yerleri işte iki şehirde kaldık. Biri Nice'di, çok iyiydi. Onu bizim federasyonumuz hazırlamıştı. Onun sonrasında da ikili temas maçlarımız vardı. Birkaç gün başka bir yerde kalmamız gerekiyordu ve onu Fransa'nın federasyonu hazırladı. Ben hani derseniz ki en sevdiğiniz ve en sevmediğiniz neresiydi? Sanırım ikisinde de Fransa'yı sayıyorum. Çok rezaletti. Bir kısım çok iyiyken diğer kısım biraz sıkıntılıydı. Bize böyle ilginç anılarınızdan bahseder misiniz? Maçlarda olsun, yurt dışı veya yurt içi deplasmanlarda olsun. Hani komik olabilir, trajikomik olabilir, heyecanlı olabilir. İlla ki şu ana kadar yaklaşık 12 senedir sporun içerisindesiniz. Bu 12 senede biriktirdiğiniz, hani bizle paylaşmak istediğiniz anılar varsa. Evet, bu çalışmadığım yerden geldi sanırım. Yani şu an aklıma gelen açıkçası pek bir şey yok anlatabileceğim. Bunun üzerinde düşünmem gerekir sanıyorum ki. O zaman bunu birazcık sonlara doğru Bekletelim. erte. Peki şimdiye kadar oynamaktan en çok zevk aldığınız sporcuyu sorsam size kim dersiniz? Bu zamana kadar ya tecrübesiyle bence kesinlikle Naile Evegin diyebilirim. İlk olarak. Antrenör. Antrenör, tek bir kişiye indirmek çok zor. Fenerbahçe altyapısındayken Ömer Buharalı ile çalıştım. Mükemmeldi gerçekten. Erkan Metin'le çalıştım, Barış Akgün'le çalıştım. Ya, bu üçlü ya, belki de hayatımın dönüm noktasıydı diyebilirim. Peki bize yani çalıştığınız en iyi beşi çizin desek bu isimler kimler olurdu? Ya ilk Nail abla olurdu. Şükran abla var. Onunla gerçekten bitmeyen bir enerji, oynamak çok kolay. Onun dışında basketbolun bana kattığı iki isim var. En yakın arkadaşlarım zaten Beste ile Beril. Hani dışarıda da çok iyi anlaşabildiğim için sahada da gayet rahatlıkla anlaşabildiğim iki kişi. Sanırım bu dörtlüyü Evet, üçü hazırdı. Dördüncüyü sayardım. de bulduk. Peki bundan sonraki kariyer hedefleriniz neler var? Basketbol alanında sosyolojiyi sorduk. Basketbolda neler yapmayı düşünürsünüz? Ya basketbol olarak tabii ki de hani herkesin hayalidir A milli sanıyorum ki yani en üst Türkiye'de seviye olarak. Yani hani biraz belli olmuyor açıkçası. Hedefler tabii ki çok önemli. Hedef belirlemek çok önemli ama her senenin, her sezonun sonunda ne olacağını biz de merakla bekliyoruz. Hani önümüze neler çıkacak? Hangi seçeneği değerlendirirsek daha güzel olur. Bu birazcık spontane gelişiyor açıkçası. Şöyle de bir dipnot verelim. 22 yaşındasınız. Yaşınızı da belirtelim. Daha önce belirtmemiştik. Ayrıca sorular varsa aşağıdan alabiliriz. Beril Arık da az önce galiba bir ilk 5'te olduğu için de bir selam verdi. Olmasaydı belki farklı bir selam verebilirdi. Biraz daha kızgın ama. Vermez. İleride peki sosyoloji alanında ilerledikten sonra veya ilerlerken basketbol alanında da bundan belki 10 yıl, 15 yıl sonra yapmayı düşündüğünüz şeyler var mı? Ya Spor şöyle akademileri, hani antrenörlük vesaire. spordan asla kopmak istemem tabii ki. Gittiği yere kadar inşallah oynarım. Onun sonunda da hani sosyoloji biraz geniş dediğim gibi mezun olduktan sonra bir 2 senelik psikoloji
yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Hani bunu da hani sporcu psikoloğuna yönelmek istiyorum açıkçası. Bu alanda bence hani kopmamak en mantıklı noktada sporcu psikologluğu olur. Az önceki soruya dönelim mi? Biraz daha vakit. Ya inanın aklıma hiç gelmiyor böyle güzel komik. Yani bir sürü var, gerçekten bir sürü var. Hiç gelmiyor aklıma. Aslında yani mesela talihsiz bir anınız, sakatlık anınız, ondan bahsettik. Hani bunu bir güzelle nötrlersek iyi olabilir diye düşündüm ama. Yani hiç aklıma gelmiyor gerçekten. Tamam. Saha içerisinde Müge Çukurluoğlu'yu en çok zorlayan, yani ben rakip olarak oynamaktan en çok sizi zorlayan isim kimdir diyeyim, rakip olarak. Cümleyi çok toplayamadım ama anlamışsındır sosyolog olarak. Ya kim dersek şöyle, ya sanırım savunma kısmından konuşuyoruz şu an. Ya daha çok ben hani şut kısmına yöneldiğim için, hani şutör pozisyonlarda oynadığım için şutörler genelde birbirini tutar. O yüzden de size net verebileceğim, ya üf, keşke beni tutmasa diyebileceğim bir isim şu noktada yok sanırım. Zor bir soru soralım o zaman. İzleden olarak kaldığınız bir isim var mı? Efendim, tekrar alabilir miyim? İdol Yok, gerçekten anlamadım. olarak aldığınız bir isim var mı? ya işinde başarılı bir sürü sporcu var. Hani tek bir kişiyi bu konuda idol almak ne kadar mantıklı olur? Evet tabii ki. Ama hani mesela Nail Evgen gibi beraber oynadınız. Hani veya aranızda yaş farkı vardır. Aynı takımda özellikle Fenerbahçe altyapısındayken. Hani 12-15 yaşındayken ileride ben de öyle olmak isterim dediğiniz Ya sporcular o arasında var mı? dönemlerde hani sürekli Fenerbahçe'nin maçlarını izlemeye giderdik biz sürekli takım olarak. İşte o dönemin şutörlerinden örnek verebilirim, işte Penny Taylor vardı, Biba vardı geçen senelerde. Ya yani onlar tabii ki de işlerinde çok üst düzeyde olan isimler. Yani neden onlar idol alınmasın? Tabii. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. 20 dakika 15 dakika arası bir plan yapmıştık. Bize vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Güzel bir röportajdı. Liglerimiz adına, kadın basketbolu adına özellikle. Vaktinizi ayırdınız. Teşekkür ediyoruz. Çok Ben sağ olun. teşekkür ederim. İyi Kolay akşamlar. gelsin. Sağ İyi olun. akşamlar. Müge Çukurluoğlu'ya çok teşekkür ediyoruz bu güzel röportajı için. Birazdan saat 8'de de Uygar Zeybek ile beraber olacağız. Bu röportajımızı ve o röportajımızı YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Siz kıymetli izleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Tekrar yeni bir yayında görüşmek üzere.